sıktıysa törenimizdendir. O zaman isyan etme, hüküm var. Sakın deme çilem, derdim, yüküm var. Allah razı olsun, kurumlarımız hayırlara vesile olsun. Hepinize sonsuz. Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yürülen saldırılar cinayettir. Kudüs tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölgedir. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen insanlığın geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey Kudüs'ün tüm inanç grupları için bir sevgi ve barış merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Yok, bunu sağlamayacaklar mı? Yok, buna İsrail izin vermeyecek mi? Yok, buna Amerika müsaade etmeyecek mi? O zaman yeni bir Selahattin Eyyubi gelip Kudüs'ü fetheder ve Mescid-i Aksa'yı bağışlardır. Bütün inançlara saygılıyız. Yalnız Siyonist İsrail, terörist İsrail, Yahudilerin bile önemli bir kısmını temsil etmemektedir. Dünyanın pek çok noktasında Yahudiler bu katliamlara karşı çıkmaktadır. Onun için bölgeden Yahudilerin temizlenmesi değil, bölgeden Siyonist, terörist İsrail temizlenmesi gerekmektedir. Yani Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, ne demişti Üstad? Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim, sana devlet diyelim, yüzüme tüküreyim. Böyle bir devlet olabilir mi? Hak tanımayacaksın, hukuk tanımayacaksın, insan hakkını gözetmeyeceksin, hastaneyi bombalayacaksın, camiyi bombalayacaksın, kiliseyi bombalayacaksın. Böyle devlet olmaz. Onun için kabul etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Dışişleri Bakanı da açıkça Siyonist olduklarını söylediler. Dolayısıyla onlardan da beklenecek bir şey yoktur. Arap Birliği liderleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Türkiye olmasa kılıflarını dahi kıpırdatmamaktadırlar. Onun için yine ümit, Türkiye'nin ümit, Türk milletinin, Türk devletinin sizlersiniz, bizlersiniz. İnşallah bu ümidi boşa çıkarmayacağız. Kıymetli kardeşlerim, Filistin'de, Orta Doğu'da, dünyada savaşın, sömürünün,
savaş ve sömürü nedeniyle ölümlerin, acıların yaşandığı her yerde, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar yaşananlarla ilgili sorumluluk sahibi. Maalesef dünyada sömürünün nedenleri uluslararası kuruluşları da aynı amaçlarla kullanmaya, yönetmeye devam etmektedir. Bölgede bugün için iki devletli bir çözüm dışında çıkış yolu yoktur.